Erdoğan'dan seçimi kaybetmeme planı. Asıl olayı bu cuma duyacağız. Son 3 gündür Millet İttifakı masasında yaşananlar konuşulurken Erdoğan için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, masadaki karara göre Erdoğan bu cuma erken seçim kararı alacak. Ankara'da şu saatlerde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Millet İttifakı'nın 15. toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin endişeleri sonrası başlayan tartışmalar sürerken, bugün Millet İttifakı'nın toplantısına saatler kala son dakika gelişmeler peş peşe yaşandı. İyi Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına teklif edildi. Ankara'da temaslar sürerken bir başka çarpıcı iddia geldi. İddiaya göre, asıl olay bu cuma gecesi resmi gazetede yaşanacak. Masadaki son gelişmelere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki cuma günü erken seçim kararı alacak. İddianın sahibi CHP'ye yakın gazeteci Gökhan Özbek. Gökhan Özbek, sosyal medya platformu Twitter hesabından, "Biz şimdi altılı masayı konuşuyoruz ama asıl olay cuma gecesini resmi gazetede. Erdoğan anayasa yetkisini kullanarak erken seçim kararı alacak. Cuma gecesini bekleyin" paylaşımında bulundu. İddianın gerçekliği önümüzdeki günlerde anlaşılacak. İmamoğlu Yavaş formülüne saraydan itiraz geldi, "Böyle bir makam yok." Altılı masaya geri dönen İyi Parti lideri Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş önerisine Cumhurbaşkanı danışmanından itiraz geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener İmamoğlu Yavaş formülüyle altılı masaya geri döndü. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesini istedi. Bu isteğe Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oğan'dan itiraz geldi. Oğan Twitter'dan şu mesajı paylaştı. "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü, Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş Cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür." MAK Başkanı Kulattan Akşener tepkisi. Masa sabah 5'te 8'e çıktı. İyi Parti Meral Akşener'in masada kalması sonrası yaşanan gelişmelere dair ile ilgili kamuoyundan farklı tepkiler geliyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, İyi Parti Meral Akşener'in masada kalması sonrası yaşanan gelişmelere dair "Ankara dün gece yatmadı," dedi. Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı olmasını önererek masaya geri dönmesi sonrasında MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Sabah masa 5 kişiydi, İmamoğlu ve Yavaş'la bu 8'e çıktı," dedi. Ankara'da Tele1 canlı yayınında gelişmeleri Kulat, Ankara'nın dün gece uyumadığını belirterek şu ifadeleri kullandı. "Şu an itibarıyla Sayın Akşener masada. Tabii belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesinin hukuki bir yönü var, bir sürü kanaat önderi, iş adamları farklı görüşmeler yaptı. Çünkü muhalefetin Türkiye'de yeniden umut olabilmesi için bu krizin aşılması gerekiyor. Aslında Sayın Akşener'in istediği şu oldu. Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarında İmamoğlu ve Yavaş'ın olması. Gönüllerin alınması gerekiyordu, krizi aşmak için bu formül bulundu. Bu 3 gün iktidarın yıllardır söylediği, koalisyon kötüdür, söylemini teyit eden bir şey çıkardı, maalesef. Bu siyaseten bir depremdir. Ama şimdi yapılması gereken şey hızlı bir hasar tespiti ve enkazın kaldırılması. Sabah masa 5 kişiydi, İmamoğlu ve Yavaş'la bu 8'e çıktı.